Hikmet Genç İmamoğlu, Kadıgil, Canan, Hacı Muharrem Nedir bu CHP'nin? Bakın biz dediğin darısı takıntısı. Size soran mı var annen kız kardeşin başörtülü mü diye? Bak bu da benim ultra layık şortlu bacım deyip resim paylaşan yok ama. Hacı Muharrem annesi ve kız kardeşiyle çekilmiş fotoğraflarını paylaşmıştı. Sonrasını biliyorsunuz zaten. Abdestsiz sokağa, Kur'an okumadan kürsüye çıkmayan, günlük cuma kılan falan filan işte. CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu da başörtülü annesiyle sohbet ettiği görüntüleri paylaşmış. Bak benim annem de kapalı muhabbeti. İlle de Dindarız görüntüsü olacak yani. Dindarız, köylüyüz, traktör, heykel ve kuantum yani. Vallahi Hacı Muharrem de denedi ama olmuyor. Bu seferki de iddialı. O oh, Hacıya bu da İmamoğlu. Hoş bir de vekil yaptıkları Kadıgil var. Kendi Kadıgil ama ezandan rahatsız. İmamı kesmek istiyor. Alıştık artık. Seçim sandık arifesinde CHP'de maneviyat tavan yapıyor. Laik laik gezerken birden acayip dindar bir partiye dönüşü veriyorlar. Üniversitelerde başörtüsü serbestisini iptal ettirmek için AYM'ye giden CHP'li Baykal'dır. 2008. Aynı Baykal yerel seçimler yaklaşırken çarşaflıya rozet takmıştır. Cumhurbaşkanlığı sistemine itiraz ederken, Cumhurbaşkanlığı sistemi İslam'a uygun değildir demişti Kılıçdaroğlu. Bütçe görüşmelerinde de, bu bütçeyi onaylamak haramdır, vallahi de billahi de haramdır deyip fetvayı verdi. Şer'i hükümlere uygun bir bütçe istiyor zahir. Bunu AK Parti söylese laiklik elden gidiyor olur. Ha bu arada Hacı Muharrem de referandum sürecinde Kur'an-ı Kerim'in ilk emri okudur. Kur'an-ı Kerim'in emrine uyun, önce bir okuyun. Okursanız evet oyu kullanmazsınız demişti. Velhasıl böyle kısa vadeli dönemsel dindarlık sonuç vermiyor. CHP İstanbul adayı İmamoğlu herkesi kucaklayacak ya. CHP'liyim ama acayip dindarım çalışmalarına başladı. Millet yemiyor ama merak ettik. Bakalım haftada kaç cuma kılacak. Hikmet Genç akşam